Merhaba arkadaşlar, bakterilerin 3. videosuyla birlikteyiz. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Burada ne işleyecektik? Solunumlarına göre bakteriler, bir de beslenme şekillerine göre bakteriler işleyeceğiz. Şimdi ilk önce solunumlarına göre bakterileri işleyeyim. Daha sonra arkadaşlar beslenme şekillerine göre deriz. Şöyle ben orta bir başlık atıyorum. 3 diyorum. Solunumlarına göre bakteriler. Şimdi burada solunumlarına göre bakterileri arkadaşlar kaça ayıracağız? Bakın 3'e ayıracağız. Nedir bunlar? Aerobik bakteri, anaerobik bakteri, bir de fakültatif bakteri. Fakültatif bakteriyi de kendi içerisinde 2'ye ayıracağız. Fakültatif aeroplar ve fakültatif anaeroplar olarak. İsterseniz şöyle ilk önce başlayalım aerobik bakteriden. Şöyle A diyorum. Aerobik bakteri. Arkadaşlar aerobik bakteriler zorunlu olarak oksijenli solunum yapan bakterilerdir. Bakın. Aerobik zaten ne demek? Oksijenli solunum demektir. Zorunlu olarak oksijenli solunum yapan bakterilerdir. O zaman yazalım. Zorunlu olarak oksijenli solunum yapan bakterilerdir. Peki bu bakterilerde sizce bakterilerdir diyelim. Ne vardır arkadaşlar? Bakterilerin şeklini hatırlayalım, özelliklerini hatırlayalım. Oksijenli solunum yapanlarda bir yapı vardı. Neydi bu? Mezozom değil mi? Hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan mezozomdur arkadaşlar. Bu bakterilerde mezozom bulunur. Mezozom bulunur. Peki mezozom ne işe yarıyor? Mezozom arkadaşlar hücre zarının içeriye doğru, yani sitoplazmaya doğru kıvrılmasıyla oluşuyor ve ETS elemanları yerleşiyor. Bu ETS elemanları sayesinde de oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi kısmı, yani bu hani oksidatif fosforilasyondan bahsetmiştik ya, hatırlayın. Oksidatif fosforilasyon evresi burada gerçekleşiyor. Arkadaşlar bunlar oksijenli ortam olmadığı zaman tabii ki aynı bizim gibi oksijensiz kaldıkları zaman ölüyorlar. Mezozom bulunur dedik. Bir de örneğini verelim isterseniz. Şarbon bakterisi diyeceğiz. Şarbon bakterisi aerobik solunum yapan bir bakteridir. Şimdi gelelim ikinci kısma arkadaşlar. İkinci kısımda nedir? Anaerobik bakteri. Bakteri. Arkadaşlar anaerobik bakteri de zorunlu olarak oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Bunlar oksijene ihtiyaç duymuyorlar ve oksijen bunlarda zehir etkisi yapıyor, ölmesine sebep oluyor. Bu yüzden anaerobik bakteriler oksijenli ortamda yaşayamazlar arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Zorunlu oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Arkadaşlar bunlar da mezozom bulunmaz. Çünkü oksijensiz solunum yaptıkları için mezozoma ihtiyaç yoktur. Özellikle ETS zaten bulunmuyor bunlarda. ETS bulunmadığı için de fermantasyon yoluyla zaten oksijensiz ortamda enerji ihtiyacını karşılıyorlar. O zaman yazalım. Fermantasyon yaparlar diyelim. Fermantasyon yaparlar. Bunları örnek olarak da tetanos bakterisine vereceğim. Tetanos bakterisi. Şimdi gelelim 3. ve sonuncu çeşidimize. 3 diyeceğiz. Yani C diyeceğiz arkadaşlar. Fakültatif bakteriler. Fakültatif bakteri. Peki bu ne işe yarayacak? Bu ne yapacak? Arkadaşlar bu işine geldiği gibi davranan bakterilerdir. Nasıl? Bunu da biz kendi içerisinde 2'ye ayıracağız. Fakültatif aeroplar ve fakültatif anaeroplar olarak. Şöyle ayırayım. Fakültatif aerob, bir de fakültatif anaerob. Peki arkadaşlar buradaki fakültatif ne demek biliyor musunuz? Geçici anlamında kullanıyoruz. Şimdi bakın. Geçici aerob, yani geçici oksijenli solunum yapacak. O zaman aslında bu ne yapıyor? Aslında oksijensiz solunum yapıyor ama geçici olarak ne yapacak? Oksijenli solunum yapacak. O zaman yazalım. Şöyle diyeceğiz. Aslında
Oksijensiz solunum yapar. Solunum yapar. Geçici olarak o ikili solunum yapabilir. Fakültatif anaerob bakterileri arkadaşlar tam tersi bakın. Geçici oksijensiz solunum. Aslında ne yapıyor? Oksijenli solunum yapıyor. Ama geçici olarak oksijensiz solunum da yapabilir. Aslında oksijenli solunum yapar. Solunum yapar. Geçici olarak oksijensiz solunum yapabilir. Yani bunları isminden çıkaracağız artık arkadaşlar. Geçici aerob yani geçici oksijenli solunum yapan, geçici oksijensiz solunum yapan olarak kodlayabiliriz. Yani aklımızda tutabiliriz. Şimdi peki bunları biz bir tüpün içerisine koyarsak nerelerde birikme yaparlar? Arkadaşlar bu genelde böyle şekil olarak karşımıza çıkabilir. Bakın aerobik bakteriler şu şekilde. Bu bizim tüpümüz. Tüpün içerisinde besi yeri var. Ve aerobik bakteriler arkadaşlar tüpün neresinde birikecekler? Tüpün üst kısmında değil mi? Neden üst kısmında? Çünkü üst tarafta oksijen var. Aerobik bakteriler burada birikir. Aerobik bakteri. Daha sonra geliyorum anaerobik bakterilere. Bunlar da arkadaşlar tüpün neresinde birikecek? Oksijen olmayan kısmında yani alt kısmında birikecek. Bu da anaerobik bakteri. Fakültatiflere geliyorum. Arkadaşlar fakültatiflerden aerobik olanlar yani fakültatif aerobik olanlar ikisinde de farklı bir şey gözleyeceğiz. Şimdi bakın. Özür dilerim. Şimdi fakültatif aeroblar ne yapıyor? Aslında oksijensiz solunum yapıyor. O zaman nerede birikecek? Çoğunluk olarak dip kısımda. Ama geçici olarak oksijenli solunum yapabilirler. İşte büyük bir kısmı dipte birikmişse, bir kısmı yukarıya çıkmışsa arkadaşlar küçük bir kısmı biz buna fakültatif aerobik bakteri diyoruz. Fakültatif aerobik. Şimdi peki fakültatif anaerob bakteriler ne yapıyor? Aslında oksijenli solunum yapıyor. O zaman büyük bir çoğunluk nerede birikecek? Yukarıda. Oksijene yakın yerde. Ama bir kısmı da arkadaşlar geçici olarak oksijensiz solunum yaptığı için alt taraflara doğru gidebilirler. İşte şekil olarak da karşımıza bu şekilde çıkabilir. Evet, böylece solunumlarına göre bakterileri bitirmiş olduk. Şimdi gelelim beslenmelerine göre bakteriler. Bu aslında biraz daha önemli olan, biraz daha detaylı olan kısımdır. 4 diyorum. Beslenmelerine göre bakteriler. Arkadaşlar beslenmelerine göre bakterileri ilk önce kaça ayırıyoruz? İkiye. Ototrof ve heterotrof bakteriler olarak. O zaman şöyle yazıyorum. A diyorum ototrof bakteriler. Ototrof bakteriler. Bunlar ne yapacak? Kendi besinlerini kendi üretecek. Bir de şuraya B diyeceğiz. Heterotrof bakteriler. Heterotrof bakteriler. Bunlar da arkadaşlar ne yapacaklar? Besinlerini hazır olarak alacaklar. Şimdi ototrof bakteriler kendi besinlerini kendisi üreten bakterilerdir ve iki şekilde bu besin üretimini yapabilirler. Ya fotosentez yaparlar ya da kemosentez yapanlar. Arkadaşlar fotosentez yapanlara fotosentetik veya fotoototrof bakteriler diyeceğiz. Kemosentez yapanlara da kemoototrof bakteri diyeceğiz. Yani fotosentetik ya da kemosentetik de yazsak olur. Şimdi gelelim bunların özelliklerine. Arkadaşlar fotosentez yapanlarda bir kere ne bulunacak? Ne bulunur fotosentez yapanlarda? Tabii ki kendi besinlerini üretebilmeleri için, ışığı tutmaları için arkadaşlar klorofil molekülünün bulunması gerekiyor. O zaman yazalım. Klorofil bulunur. Klorofil bulunur. Peki kemoototroflarda klorofil bulunur mu? İhtiyaç var mı? Yok, değil mi?
karşılaştırmalı olarak yazalım. Klorofil bulunmaz. Arkadaşlar, bunlar ışık enerjisini ATP'ye dönüştürür. O zaman yazalım. Işık enerjisini ATP'ye dönüştürür. Bu ne yapar? Bu da kimyasal enerjiyi ATP'ye dönüştürür. Kimyasal enerjiyi ATP'ye dönüştürür. Şimdi fotoototrof olan bakteriler ışık varlığında fotosentez yani besin üretirler. Ama kemoototrof bakteriler arkadaşlar her türlü kemosentez yapabiliyorlar. Sıkıntı yok. O zaman yazalım. Şöyle diyeceğiz. Fotoototrof bakteriler sadece ışık varlığında besin üretir. Bu her zaman besin üretebilir. Her zaman besin üretebilir. Şimdi ben size kemosentezi anlatmadım. Çünkü Campbell'da arkadaşlar karşıma çıkmadı. İleriki zamandaki konularda çıkar diye ben o yüzden anlatmadım. Şimdi kemoototrof bakteriler yani kemosentez yapan canlılar sadece prokaryot canlılardır unutmayın. Fotosentezi ökaryotlarda prokaryotlar da yapabilir ama kemosentezi sadece prokaryot canlılar yapar ve bakteriler yapar sadece. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Campbell'da olmadığı için ben fotosentezin ardını anlatmadım yine kafamız karışmasın diye ama ileriki konularda büyük ihtimal karşımıza çıkacak orada bir yerde bahsederim unutma. Şimdi gelelim her zaman besin üretir dedik. Peki bu besin üretimini nasıl yapacak? Arkadaşlar şöyle. İnorganik maddeleri oksitleyerek bir enerji açığa çıkarır ve bu enerjiyi de besin üretiminde kullanır. O zaman yazalım. İnorganik maddeleri oksitler diyelim. Hemen tepkime yazıyorum bakın. Tepkime şöyle. Mesela amonyak. NH3. Amonyağı arkadaşlar oksitliyor. Oksitledikten sonra ne üretiyor? NO2 artı NO2 miydi? NO3 müydü? Ne öyle bir şey üretiyordu. Daha sonra arkadaşlar bir de su üretiyor. Artı bir de ne üretiyor? ATP üretiyor. Enerji üretiyor yani kimyasal bir enerji. Bu ürettiği ATP'yi bakın burada oksidasyon yaptı. Burada geliyor arkadaşlar besin üretiminde kullanılıyor. Besin artı oksijen. Besin üretiminde kullanıyor ve buradaki ATP'yi ne yapıyor arkadaşlar? Yani buradaki kimyasal enerjiyi besin üretiminde kullanmış oluyor. Peki bu ürettiği oksijeni ne yapıyor? Bu ürettiği oksijeni atmosfere vermez. Bunu ne yapar? Kendisi oksijenli solunum yapıyorsa kendisi kullanır. Ya da arkadaşlar yine besinlerin oksidasyonunda kullanır. Tamam bunu atmosfere vermiyor kendisi kullanıyor. Fotosentez yapanlar ise arkadaşlar ne yapacaklar bunlar? Elektron kaynağı olarak yani hidrojen kaynağı olarak suyu kullanabilir. Hidrojen sülfürü veya hidrojen gazını kullanabilir. Bu şekilde farklı farklı maddeler kullanabilirler. Mesela ben şöyle yazayım bakın. Karbondioksit artı şuraya su yazdım. H2S yazdım. Hidrojen gazını yazdım. Ne üretecek? Besin artı. Eğer suyu kullandıysa oksijen, hidrojen sülfürü kullandıysa kükürt gazı, eğer ki hidrojen kullandıysa hiçbir şey üretmeyecek. Besin ve oksijen üretiyor. Şimdi gelelim heterotroflar arkadaşlar. Heterotroflar da şöyle ikiye ayırmıştık yine onları da. Neydi? Saprofit olanlar vardı. Saprofit bakteriler yani çürükçül bakteriler vardı. Bir de parazit bakteriler vardı. Parazit bakteriler. Şimdi bunların da önemli özellikleri var. Nedir bu özellikler? Saprofit bakteriler yani çürükçül bakteriler sindirim enzimlerini hücre dışına göndererek dışarıda bulunan işte organik bileşikleri parçalar ve bu bileşikleri işte yapı taşlarına ayırdığı zaman monomerlerini kendi içine alır. Saprofit bakterilerin özellikleri bu şekilde. O zaman yazalım. Sindirim enzimlerini dışarı salgılar. Ne yapıyor daha sonra? Dışarıda sindirilen besinin monomerini
hücre içine alır. Hücre içine alır. Saprofit bakteriler bu şekilde ve bu saprofit bakteriler arkadaşlar madde döngüsünde rol oynar. Önemli özelliği bu. Gelelim parazit bakterilere. Parazit bakterilerin sindirim enzimi yoktur arkadaşlar. Yani sindirim enzimi üretecek sistemleri yoktur. O yüzden şöyle yazalım. Sindirim enzimi üretemezler. Üretemezler. Ve bunlar üzerinde yaşadığı konakçıdan arkadaşlar hazır olarak besin monomeri alırlar. Konakçılarından hazır monomer alırlar. Monomer alırlar ve bunlar hastalık yapıcıdırlar. Hastalık yapıcıdırlar. Evet, parazit bakteriler de bu şekilde. Şimdi beslenme şekillerine göre bakterileri de işlemiş olduk. Şimdi arkadaşlar ben bir de üremelerini anlatacağım size bakterilerin. Üremeleri nasıl gerçekleşiyor bundan bahsedeceğim. Daha sonra bakterilerle ilgili konumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi şöyle diyelim. Bakterilerde üreme diye bir başlık atalım. Bakterilerde üreme. Arkadaşlar, bakteriler eşeyli ya da eşeysiz yolla üreyebiliyorlar. Peki nasıl ürüyorlar? Bakteriler eşeysiz üremesini, bakın şöyle yazalım. Şöyle eşeysiz üreme diyelim. Eşeysiz üreme. Eşeysiz üremesini arkadaşlar bakteriler bölünerek yapıyorlar. Şöyle yazalım. Bölünerek çoğalma. Bölünerek çoğalma. Şimdi buraya bir yazdım ama hani başlığı ayırt etmek için aslında bir olarak yazdım. Normalde sadece bölünerek eşeysiz yolla çoğalıyorlar. Peki nasıl yapıyor? Elimizde bir bakteri var. Şöyle bir bakteri. Bu bakteri DNA'sını eşliyor arkadaşlar. Hatta farklı bir renkle yapalım. DNA'sını eşliyor. Daha sonra ortadan ikiye bölünüyor. Biz bunlara amitoz bölünme diyoruz. Amitoz bölünme. Amitoz bölünme. Zaten eşeysiz üremeyi size anlatacağım zaman bu amitoz bölünmeden yine bahsedeceğim. O zaman yazalım. Bakteri DNA'sını eşler. DNA'sını eşler ve sitoplazma bölünür. Sitoplazma bölünür. Bakterilerde arkadaşlar mitoz evreleri görülmez. Mitoz evreleri görülmediği için biz buna amitoz bölünme diyoruz. Böylece ne yaptı bakın? Sayısını artırmış oldu. Şu ana DNA'mız. Bu da diğer bakteri arkadaşlar eşlenmiş olan DNA. İşte bu şekilde bakteri bölünerek çoğalmış oldu. Peki bakterinin eşeyli üremesine baktığımız zaman. Eşeyli üreme. Aslında bunun birazdan bir üreme olmadığını göreceksiniz. Arkadaşlar bakteriler eşeyli üreme yaparken konjugasyon yaparlar. Nedense bugün yazamıyorum. Konjugasyon. Peki nasıl yapıyorlar bu konjugasyonu? Şöyle. İki tane bakteri var. Bu bakterilerin tabii ki pilusları var arkadaşlar. Piluslar. Çünkü bakterilerin birbirine birazdan tutunması gerekiyor birbirine. Bu tutunmasını sağlayan ne olacak? Piluslar olacak. Şimdi bakterinin bir tanesinde diyelim ki A antibiyotinine dirençli olan bir işte direnç geni var. Bu direnç genini başka bakteriye aktarmak istiyor. Hemen ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi normal DNA haricinde bakın bunlar normal DNA'sı. Plazmit dediğimiz bir yapı bulunur. Plazmit. Bu plazmit. Plazmit bulunduran bakteriye F artı bakterisi diyoruz. Plazmit bulundurmayan bakteriye de F eksi bakterisi diyoruz. Şimdi bu bakteriler birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Diyor ki benim diyor işte A antibiyotiğine karşı direnç genim var. Gel sana da o genden vereyim diyor. Ve birbirlerine yaklaştıklarında aralarında bir köprü kuruyorlar. Arkadaşlar aralarında bir köprü. Biz buna sitoplazmik köprü diyoruz. Sitoplazmik köprü. Daha sonra bu sitoplazmik köprüyü kullanarak bakın F artı bakterisi bu DNA'sının hani plazmiti vardı ya plazmitinin bir zincirini açıyor ve buna gönderiyor arkadaşlar. Buna gönderdiği zaman her ikisi de plazmite sahip oldu mu? Oldu. Şimdi bunda da bir zincir var, bunda da bir zincir var. Hemen zincirlerin karşılığını eşliyorlar ve böylece ikisi de plazmite sahip bir bakteri oluyor. Daha sonra bunlar birbirlerinden ayrılıyorlar. Ayrıldıklarında tabi pilusları var ben çizmedim ama
Ayrıldıklarında arkadaşlar ikisi de plazmite sahip bakteri olmuş oluyorlar. Yani ikisi de ne oldu artık? F artı bakterisi olmuş oldu. Peki bunlar sayıca arttılar mı? Artmadılar değil mi? İşte burada üreme dememizin sebebi sayısının artışı değil. Çünkü sayıca artmazlar. Çeşitliliğin olmasından dolayı arkadaşlar biz eşeğli üreme diyoruz. Ama kesinlikle birey sayısı artmaz. Onu yazalım şuraya. Birey sayısı artmaz. Artmaz. Sadece çeşitlilik sağlanır. Çeşitlilik sağlanır. Bu yüzden de arkadaşlar eşeğli üreme olarak isimlendiriyoruz. Ama dediğim gibi konjugasyon olayı eşeğli üreme değildir. Çeşitliliğinden dolayı bu şekilde alıyoruz. Birey sayısında artış olmaz. Evet, bu şekilde biz bakterilerle ilgili genel olarak her şeyi söylemiş olduk. Ben yine bir kontrol edeyim notlarımı. Bakayım söylemediğim bir şey var mı? Söylemediğim bir şey yok arkadaşlar. Her şeyi söylemişim. F artı F eksiden bahsettim. Tamam. Evet, böylece bakterilerle ilgili konularımızı bitirmiş olduk. Bundan sonraki videoda bakterilerle ve virüslerle ilgili soru çözümü yapacağım. Hatırlatayım, virüslerle ilgili soru çözümü yapmamıştım. Burada yapacağım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.